Kolik yeni doğan döneminde başlayan, özellikle yaşamın ilk 3 ayında bebeklerimizde durdurulamayan ve ağlama nöbetlerinin ortaya çıkması. Tabii kolik demek için her ağlayan bebeğe kolik demiyoruz. Belli kriterler gerekiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cumhur Aydemir, yeni doğan döneminde kolik sebebiyle ağlama nöbetleri yaşayan bebeklerdeki duruma dikkat çekti. Her ağlayan bebeğin kolik olamayacağını, bazen annesinin kucağında olma duygusunu bile yaşayabileceğini söyleyen Aydemir şöyle dedi. Yaşamın ilk 5 ay içerisinde günlük 3 saatten daha uzun süren, haftada 3 günden daha uzun süren, ateş, kusma, ishal, döküntü gibi sistemik hastalıkların eşlik etmediği, kucağa alma, emzirme, gezdirme gibi yöntemlerle durdurulamayan, annenin bebeği emzirmesine rağmen durdurulamayan ağlama nöbetlerini kolik olarak tanımlıyoruz. Kolik tedavisi biraz zor bir süreç. Aslında tedavi de her zaman yanıt vermeyen bir durum. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Yeni doğmuş bebeklerde yaşamın ilk 2 haftasından sonra özellikle 10-14 günden sonra sıklığı giderek artmakta. İlk 3 ay içerisinde ortalama %25 sıklıkla görülmekte. %10 ile %40 arasında farklı rakamlar mevcut. Ama tabii ki her ağlayan bebeğe kolik demediğimiz için bu oranlar değişmekte. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmekte. Ve sık rastladığımız bir durum, sık hastaneye başvuru sebeplerinden biri. Tabii aileler için ilk haftalarda, ilk aylarda perişanlık yaratabilen durum, uykusuz geceler, beslenme sorunları, sürekli hastane başvuruları gibi sık şikayetlere neden olmakta. Tabii kolik dediğimiz durumu önce tanımlamak için bazı hastalıkların olmadığını bebekte muayene ile ve bazı testlerle ortaya koymamız gerekiyor. Çoğu zaman tabii ki her hastada rutin test yapmıyoruz ama özellikle koliğin bir takım besin alerjileri, gastroözofageal reflü hastalığı, travmalar, kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları özellikle bebeklerde bir takım diğer ikinci sebeplerle karışabildiğini biliyoruz. O yüzden öncelikle bunların olmadığını gösterip başka hiçbir neden bulamadığımız sebepsiz ağlamalarda aileye bir takım davranışsal yöntemlerle şikayetlerini azaltmak için işte emzirmenin düzenlenmesi, gaz çıkarmanın sağlanması, bağırsak masajı, karın masajı, spinal masaj gibi uygulamalar, besin değişiklikleri, bebeğin susturulması için işte kucakta sallama, yan yatırma, arabayla gezdirme, kundaklama gibi bir takım davranışsal yöntemler literatürde çalışılmış, etkileri gösterilmiş. Ama medikal tedavi olarak da çok fazla çalışılmasına rağmen hala net bir tedavisi olmayan bir durum. Deniyoruz. Yaklaşık %70-80 hastada bazı probiyotiklere yanıt aldığımızı biliyoruz. Ama o da her hastada iyi tedavi edilemeyebiliyor. Onun dışında kullandığımız yöntemler, davranışsal yöntemlerle birlikte bir takım bitkisel uygulamalar var. Ama bunları da iyi dikkatli kullanmak gerekiyor. Rutin, şu dozda şu bitkisel ilacı kullan diyebileceğimiz aslında net kanıtlanmış bir tedavi yok.